Arabayı öyle sürüyorum tamam mı? Bu sinirle yolu döveceğim bir şey. O kadar sinirliyim. Ne oldu? Hanımefendi sakin olun. Ne oldu ya? Ne oldu? Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. 25 gün sonra şapkayı kafamdan çıkardım, tıraş oldum. Nasıl olmuş? Nasılsın babuş? Beğendiniz mi? Çünkü cumartesi günü bir misafirim gelecek. Bugün günlerden çarşamba. Çarşamba, perşembe, cuma çalışacağız. 25, 26, 27. günümüzü inşallah tamamlayacağız nasip olursa. Geri kalan 3 günümüzü de haftaya perşembe, cuma, cumartesi yapmayı düşünüyorum. Misafirim dediğim abim gelecek arkadaşlar Türkiye'den. Yaklaşık 2 yıl, 8-9 ay sonra aile bireylerimden bir tanesine Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun ki kavuşmuş olacağım nasip olursa. Şu anda saat 2:18 geçiyor bugün günlerden çarşamba dediğim gibi ve havaalanına çok az bir mesafem kaldı. Yine sabah 9 dolara Dunkin Donuts'ımızı yedik. Benzinim yarı depo. Dedim ki yukarı bir yerlere gittiğim zaman orada ucuza denk gelirsem oradan bir yerden alırım. Pazartesi ve salı günü inanılmaz yoğun geçti. Yine Uber'den yorucu 2 gün oldu benim için. Alışveriş, temizlik, depo, ara depo gerçekten inanılmaz mal gelmiş. 18-19 tane koli yaptım ve kolay koliler değildi. Onları hazırladım. Saat 7'ye 8'e kadar uyuyamadım yine. Kolileri verdim falan filan derken arabayı bir tertemiz yaptım. Yeni led ışıklar aldım. Uber bitiyor. Ben de led ışık sipariş ettim. Şu yanıp sönüyor arada. Bunda bir sıkıntı var ama. Bugün böyle rahat, relax, chill çalışacağız. 200-250 hedefimiz. Az sonra havaalanında sıraya gireceğim. Sonra online olacağım. Tekrardan görüşürüz. Lan oğlum bir bozulma lan. Bir bozulma lan ışık. Arkadaşlar ilk ride'ımızı attık. 33 dolarlık 35 dakikalık bir yol geldi. Bayağı bir trafik var. Yukarıda da var, aşağıda da var, sağda da solda da her yerde trafik var. Bugün çarşamba olmasına rağmen hava güzel olduğu için. Tip aldım 13 dolarda. 46 dolar 05 centti. Saat şu an 3:48 geçiyor. Havaalanına geri dönüyorum. 27 dakikalık bir yolum var. Fakat şöyle bir durum var. Çalışma isteği nedense pek yok bugün içimde. Böyle menopoza bir girmiş gibi hissediyorum kendimi. İnanılmaz böyle bir sinir gibi bir şey var üstüme. Böyle gidiyorum yolda böyle. Canınız cehenneme sizin. Canınız cehennem. Arabayı öyle sürüyorum tamam mı? Bu sinirle yolu döveceğim. Bir şey... O kadar sinirliyim. Ne oldu? Hanımefendi sakin olun. Ne oldu ya? Ne oldu? Neden bilmiyorum. Tersim uyandım, uykumu alamadım, bir şeyler oldu yine ama arada böyle gitgeller yaşayabiliyorum. Dediğim gibi her insanın yaşadığı gibi bizim de kendimize göre sıkıntılarımız var. Bizden hızlısı kendine dikkat etsin. Koy o silahı beline. Sen hayırdır be abi, ne anlatıyorsun bu oğlum? Ben şimdi havalanı gidiyorum. Bakalım duruma göre görüşürüz. Arkadaşlar sonunda tekrardan havalanına ulaşabildim. Size iki tane şey soracağım. Birincisi, Türkiye'de polis bir arabayı durdurduğu zaman emniyet şeridinin dışında bu araba. Yani emniyet şeridinin sağında, sağ şeritteyseniz eğer, araba durdurdu diyelim. Herhangi bir yolunun akmasına falan sıkıntı yok. Trafik oluyor mu? Burada oluyor arkadaşlar. Ana yoldayım. 4-5 şeritli yol. Polis bir tane arabayı durduruyor. Trafiği hiçbir engel teşkil etmiyor. Fakat yarım saat tıkalı kalıyorsun. Veyahut da ilerisi açık. Hiçbir şey yok. Bakın şaka yapmıyorum. Hiçbir şey yok ya. 5 şeritli yol. Yavaş. Böyle 50'ye kadar çıkıyorsun mesela. 50'den sonra tekrardan tak diye 1'e kadar, 3'e kadar düşüyorsun. Bir daha kalkıyorsun, bir daha düşüyorsun. Böyle gidiyorsun, gidiyorsun. Bir bakıyorsun önün bomboş, açık. Vallahi geldiğim günden beri bunu sorguluyorum. Ön taraf bomboşsa neden trafik oluyor? Lütfen. Bilim adamları yani... Bunu açıklayın abi. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Polis birisini durdurduğunda neden trafik oluyor? Abicim soldan ak git ya. Kır falan git. Şu anda 121 dolardayız. Saat 6:11 geçiyor. Yaklaşık 3,5 saat falan çalıştık. Böyle git gel yaptım. 10 dolar, 22 dolar tip aldım. Tip almam iyi oldu. Saatliğimiz şu anda 30 dolara tekabül ediyor gibi bir şey. Havalanda sıraya gireceğim. Biraz uzanacağım şöyle.
sinirden sıkmaktan şöyle güneşten şuramda sivilce çıktı. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar saatlerimiz 8'i 3 geçiyor. Hava henüz kararmadı gördüğünüz üzere. Yaz Chicago'ya sonunda gelmiş bulunmakta. Şu anda 173 dolardayız. 7 dolarlık bir ayı tatlı iptal edeceğim. Şehirden bayağı uzaktayım. Havaalanından yaklaşık 40 mil yukarıya doğru geldim. Toplamda 4 tane trip attım. Bunlardan ikisi konfor tribiydi. İkisi de normal UberX tribiydi. Biraz tip aldık ve 173 dolardayız. Aa, son müşteri de 60 hatta. Ondan da almışım. Yok, o son müşteri değil, pardon. Şöyle bakalım kaç saat online kalmışız totalde. 5,5 saattir çalışıyormuşuz ama ben sanki o kadar fazladır çalışıyoruz gibi hissetmedim ama 5 kere 350, 100, aynı 30, 31, 32 dolara, yani genelde 30'da 40 dolar arasında tekabül ediyor bu şekilde çalışırsanız. Müşterilerle de hiç nasılsın, ne yaptın, nereye gittin falan diye de muhabbet olmadığı için de kamerayı çalıştırmadım. Genelde kulaklığı takıp arkada otururlar. Hep böyle kaliteli yerlere geldim. Böyle MacBook, iPad, var yani Starbucks'ta takılıp çalışan. Ne yapıyor acaba onları? Merak ediyorum. Ya ne güzel hayatınız varmış sizin ya. Bizim hayatımız stresli maalesef. Şimdi buralardan bir ride kovalayacağım. Havaalanına doğru yakalamaya çalışacağım ama büyük ihtimal gelmeyecek. O yüzden boş döneceğim. Ama ben buralarda biraz bir takılayım. Gayet güzel yerler. Böyle insan da içi açılıyor. Tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar tam böyle havaalanına doğru gideceğim. Baktım benzinim bitmiş. Dedim şuradan bir benzin alayım. Az önce bir yere girdim. Kartı okutuyorum. Olmuyor. 4 farklı kart denedim bakın. Hiçbirini kabul etmedi. Decline oldu sürekli. Tam o sırada ride attı. Uber'in ekranını açtım. Son saniye 36 dolar havaalanı, yakalayamadım. Ya nasıl sinirlendim var ya, gerçekten kafayı yiyecektim. Hay anasını satayım ya. Neyse başka bir benzinliğe gideyim dedim. Şimdi buraya geldim, yine ride attı. Bu sefer aldım. Demin Comfort attı, şimdi UberX atmıştı. Geride kalıyormuş müşteri birazcık. Şimdi müşteriyi almaya doğru gidiyorum. Havaalanına doğru gidecek. Bu 10 numara oldu. Benzinde 45 dolar tuttu bu arada. Arkadaşlar havaalanında müşteriyi bıraktım. Yaklaşık bayağıdan beri tam bilmiyorum 6 kere sıralığın en arkasına gittim. Şimdi 4 kere iptal ederseniz sizi sıranın en arkasına atıyor Uber. Atıyorum 1.5'e geliyorsunuz, 1.5 arabaya. Atıyorum arkada 40 araba var ya. 4 kere iptal ediniz, 40. sıradan bir daha düşmesini bekliyorsunuz sıranın. 4 kere mi, 6 kere mi, 5 kere mi, 7 kere mi hatırlamıyorum, beni sıranın arkasına attı. Öyle kötü ride'ler geliyor ki 7 dolar, 3 dolar, 4 dolar. Lan 3 dolara nereye gidiyorsun? Yürüsene. O kadar saçma ride'ler var ki böyle. 12 dolar. Yahu 28 mil, ne 28'i, 36 mil, bakın 36 mile 23 dolar para ödedi, almadım, onu da almadım 40 dakikalık yola. En son şimdi bir tane ev arkadaşım da yanımda, onunla beraber zaten sinir krizi geçirip Uber'i arayacaktık. Uber'i ara diyorum, ne diyeceğim diyor. Dedim suç çalmıyor da bir şeylerdi. Neyse, güneyin derinliklerine, bayağı güneyin de uzağına 48 dakikaya 45 dolarlık bir ride attı. 39 mil totalde. Güzel oldu ama oradan dönüş birazcık sıkıntı. Oradaki havaalanına geçerim. Boş geçmiş olurum büyük ihtimal ama inşallah hayırlısıyla bir götürürsek müşteriyi. Şimdi müşteriyi almaya gidiyorum. How are you? Okay, how are you? Good, thank you. Thank you. This is a party vehicle. Okay. All right. How are you, son? How's your day going? Oh, it's been a long day, but it's going. Just be happy to be home and relax, you know? Where are you coming from? Dallas. Well, this is home? Yep. Nice. Arkadaşlar şu anda saat 12.30. Bugün nedense sürekli gözümde bu uyku gibiydi böyle. Sürekli gözüm böyleydi. Gün boyunca böyleydi. Uykumu alamadığımdan böyle olur mu bilmiyorum ama sürekli uykulu gibi hissettim kendimi. Neyse, şimdi son tribimi attım. Havaalanında sürtcanlı birden üzerimde, çok şaşırdım. Uber çok şaşırttı beni. 9.5 dolar. 45 dolarlık bir ride attı 32 dakikaya. Müşteriyi şimdi bıraktım ve Uber şu an açık ama eve doğru bir tane dek getirsem alacağım. Getirmezsem de kapatıp gideceğim. Büyük ihtimal gelmeyecek. Buralar zaten ormanlık yerler. Gelmeyeceği için de günü bu şekilde sonlandırmış olduk. Yine beklentimin çok fazla üstüne çıktık. 345 dolar yaptık çarşamba gününde. Bugün böyle anlamsız bir gün gibi geçti benim için. Öyle verimli gibi değildi ama gerçekten çok iyi para yaptık arkadaşlar.
Hatta bakalım kaç saat çalışmışız? 10 saat çalışmışız. Saatliğimiz $34.50 tekabül etmiş. Tamı tamına 10 saat çalışmışız. 8 tane trip atmışız. Bence gayet güzel çarşamba için 25. günümüzü bu şekilde sonlandırmış olacağız. 26-27'yi de çalışacağım dediğim gibi. 28-29-30'u da haftaya perşembe, cuma, cumartesi olarak değerlendireceğim. Çünkü misafirim gelecek, onunla ilgilenmem gerek. Dün biraz sinir vardı üstümde. Allah'tan çok kötü bir olay yaşamadım. 1-2 millete sövdüm, o kadarcık. Siz görmediniz tabi. Onacı sizi üzdüysem, size sinirimi yansıttıysam, size negatif enerji verdiysem, suçluysam, ben şimdi eve doğru uzaktan da yol alıyorum. Videomuz buraya kadardı. Umarım çarşamba gününü beğenmişsinizdir. Artık kaç saat çalışıyorum? Bakın geldiğinizde nasıl çalışacağınız, ne yiyeceğiniz, ne içeceğiniz, nerede, nasıl yatacağınız, kalkacağınız, nasıl işler, nasıl müşteri, her şeyi görmüş oluyor. Bildiğiniz hayatımı çekiyorum burada. O yüzden bir like, bir beğeni, bir kendinize kalın, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hay anasını satayım ya.